Arkadaşlar merhaba kat ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. Bist 100 günü 9828.56 puandan %0.80 düşüşte kapattı. Bist 100'ün işlem hacmi 79 milyar 564 milyon TL olarak gerçekleşirken en fazla değer kazanan sektörü bankacılık %1.09 değer kazandı. En fazla değer kaybeden sektörü madencilik %3.92 değer kaybetti. Bist 100'ün dolar bazlı değeri 292 dolar 96 sent. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 133, düşen 425, sabit kalan 9. BIST 100'ün yabancı pay oranı %37.82. Oyak yatırım torunlar GYO'yu model portföyünden çıkartırken Koç Holding'i 342 ,30 lira 30 kuruş hedef fiyatla model portföyüne ekledi. Ee, arkadaşlar bu arada halk arzlardan geçen hafta SPK tarafından onaylanan TCKRN yani arkadaşlar Tırkraç Galvaniz'in e, ee, oraylı izahatnamesi geldi. Onu paylaşalım. İşlem kodu, kodu TCKRN satış fiyatı 24 TL. Arkadaşlar burada hisse başına birim fiyat değeri olarak 32 lira 70 kuruş bulunmuş. Bu, bu fiyat üzerinden %27 Alkars iskontosu uygulanarak 24 TL satış fiyatı ilan edilmiş. Ta talep toplama tarihleri 14-15 Ağustos. Piyasa değeri 4 milyar. FK'sı 15.32. PDD'de 1.75. Faaliyet alanı yol güvenlik sistemleri ve GES konstrüksiyonu imalatı. Aracı kurum info yatırım fili dolaşım oranı %26.47 iken katılım endeksine uygun. Satılacak lot adeti 45 milyon adet sermaye artırım yöntemiyle yani ortaklar ellerindeki lotları satmıyorlar. Bütün para şirkete girecek. Halk arz büyüklüğü 1 milyar TL civarında. %45'ini tesis ve makine yatırımı, %40'ını işletme sermayesi, %15'ini de borç ödemede kullanacakmış. Taahhütleri şirket bir yıl boyunca bedelli bedelsiz yapmayacakmış. Şirket ortakları da bir yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecekmiş. Bu halk arzın %60'ını yurt içi bireysel yatırımcıya, %40'ını da yurt içi kurums kurumsal yatırımcıya ayırmışlar arkadaşlar. Evet Rubenis Tekstil e, örgü kumaş fabrikasının üretim kapasitesini %80 oranında büyütecek. Yeni örgü makinelerinin ithalat işlemleri tamamlanmış. Makinelerin montaj çalışmalarına hızlı bir şekilde e, başlanmış arkadaşlar. E, kapasite büyüyecek. Elite ihale süreci. Yozgat Sorgun'da bulunan yaklaşık 450 dönüm büyüklüğündeki arazi üzerinde meyve ağacı dikimi ve meyve bahçesi olarak 30 yıllığına mülkiyeti sınırlı aynı hak tesisi yöntemiyle açılan ihale kazanılmış. Sorgun Belediye Başkanlığı ile imzalanacak sözleşmeye göre 6 milyon TL e, ile birlikte 5 yıllık kira bedeli olan 1 milyon 255 e, 200 e, pardon şurada yıllık kira bedeli 251 bin TL'ymiş. 1 milyon 255 bin TL, Peşin ödenecekmiş arkadaşlar. E, güzel bir alışveriş olmuş herhalde. Vera Konsept Gayrimenkul e, Elazığ Konsept Vera AVM satışı demişler. Elazığ Konsept Vera projesinde bulunan AVM'nin şirketin bulunan AVM'sinin 3 milyar 750 milyon TL artı KDV karşılığında vadeli olarak SS Ortak Yatırım Gayrimenkul İşletme Kooperatifine satılmasına yönelik iletilen teklifin kabul edilmesine karar verilmiş yani AVM'yi 3 milyar 750 milyon TL'ye hemen hemen ee, hemen hemen dediğim yine güzel bir para arkadaşlar 3 milyar 750 milyon e, TL şu bugünkü şartlarla paranın zor bulunduğu e, özellikle birçok şirketinin şirketin e, işletme sermayesine bile ile, e, ulaşmakta zorluk çektiği zamanlarda böyle bir dolar bazında vursanız yine çok büyük bir iş hareket proje taşımacılığı yeni iş ilişkisi Çinli Goldwin şirketine vinç ve elektrik mekanik montaj hizmetleri sağlanmasını konus sağlanması konusunda anlaşmaya varılmış 4 ay içinde tamamlanması beklenen projenin toplam bedeli 3 milyon yüz euro imiş Global menkul değerler Arkadaşlar %195 oranındaki bedelsiz sermaye artışı SPK tarafından olaylanmıştı. Şirket tarihi belirledi. Arkadaşlar 8. ayın 14. 2024 tarihinde %195 oranında bölünmüş olarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Anel Elektrik, Anel'e kar payı dağıtım kararı temettü ödemeyeceğini bildirdi bu sene. Genel yönetim kurulu başkanına yetki verilmesi demişler. Elektrikli araç şarj istasyonu ve istasyon sorunlarına çözüm üretmek amacıyla geniş ağ kapasitesine sahip enerji firmaları ile, ile yazılım sektöründe faaliyette bulunan şirketlerin satın alınmasını konusunda şirket yönetim kurulu başkanı e, Erkan İzgi'ye ye yetki verilmesine karar vermişler. Borsa İstanbul Hak Kullanım Kapı yarın yani 8. ayın 13. 2024 tarihinde SDT Uzay 75,5 kuruş nakitle temeti öderken Coca-Cola %1000, Litfa'da Lider Faktörlükte %120 oranında bedelsiz bölünmüş olarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. İdealist Gayrimenkul Yatırım ortak Ortaklığı sermaye artırımı kapı. Onun da %200 oranında bedelli sermaye artışı kararı SPK tarafından olaylanmıştı. O da arkadaşlar ayın 14'ünde e, bedelli bölünmüş olarak Borsa İstanbul'da, işlem görmeye başlayacak. 8. ayın 14 ve 8. ayın 29 arasında 15 gün süreyle de 1 TL'lik rüçhanlarınızı kullanmak isteyenler kullanabilirler. Evet prizma pres matbaacılık sermaye artırma azaltımı kapı. Prizma bedelsiz sermaye artışı kararı aldı. İç kaynaklardan %200 oranında bedelsiz sermaye artışı. Yatırımcılarına hayırlı olsun. Günün son kapı Karel'den geliyor. Yeni iş ilişkisi. Kamu kurumu şirketimizle bir kamu kurumu arasında transmisyon sistemleri donanım teminine ilişkin 70 milyon 988 bin TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Projenin Aralık 2024'te teslim edilmesi planlanmaktadır. Arkadaşlar günün önemli gelişmeleri bunlardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.